Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet, özlemişim sizleri gerçekten şu ekrana bakmayı. Bir süreler ortalarda yoktuk ama geri geldik merak etmeyin. Evet, şimdi bugünkü konumuz oldukça önemli. 2023 bursluluk sınavına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla son bir hafta taktiklerini sizlerle beraber bir konuşalım istedim. Ki bu bursluluğu zamanında kazanmış, o paraları da çatır çatır yemiş bir e, öğretmeniniz olarak sizlerin de bu duyguyu, bu hazzı yaşamasını istiyorum. Dolayısıyla da bu sınavı nasıl kazanırız? çok bomba taktiklerle yeniden karşınızdayım. Evet. Bu arada hem gelecek seneki ders videolarımız devam edecek. Dolayısıyla hangi sınıf olursan ol hala abone değilsen abone olmayı unutma ve tabii ki de videoyu beğenerek yine bizlere destek olabilirsiniz. Hatırlatmalarımızı da yaptık ve başlayalım. Şimdi ne gördün başlıkta? Bursluluk sınavını kazanmak bu sene daha kolay diye bir e, cümle gördün değil mi? Onu okudun ve heyecanlandın acaba neden kolay diye. Hemen öncelikle buradan bir başlamak istiyorum. Birincisi bu sene neden daha kolay hemen bir bunları anlatayım. Ondan sonra taktiklere geçeceğiz. Birincisi arkadaşlar LGS çok kolaydı. Dolayısıyla milli eğitimin bu noktada galiba şöyle bir e, mantalite değişikliği yaşadığını düşünebiliriz. Söyleyebiliriz. Bu çıkarımda bulunabiliriz. O da nedir? Ya biz bu matematikten yıllarca çok kastık zorladık. Biraz daha bunu Devşetelim. Özellikle de tabii bu sene deprem vesaire yani büyük afetler de yaşadık. Dolayısıyla da biraz moral motivasyonu da arttırmak adına hem matematiğin bir tık daha kolay olacağını dolayısıyla da sınavın da genelinin bir tık daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki de neticede bu bir sıralama işidir. Yani senden bir fazla yapan illaki o bursu almaya hak kazanacak. Dolayısıyla da biz mümkün olduğu kadar kaçırmamaya çalışacağız soruları. Tamam yani bunu da unutmayalım. Sınav kolay olabilir ama herkese de kolay olacaktır. Zor olursa da yine herkese zor olacak. Dolayısıyla da bunu kafanızdan çıkarmayın. Önemli olan biz yapabildiğimizin en iyisine ulaşmaya çalışacağız. Önemli nokta bu. Şimdi birincisi bu. Milli eğitimi bir mantalite değişikliğinden dolayı sınavı kolay yapma olasılığı yüksek. İkincisi ne olursa olsun sınav kolay da zor da olsa hiç önemli değil. Bu sene kontenjanlar yani burs verilecek öğrenci kontenjanı 30 bin artırıldı. Biliyorsunuz bu sınav LGS gibi ya da türevleri gibi değil. Çok fazla sayıda öğrenci giremiyor haliyle. Belli bir giriş şartları var biliyorsunuz. E dolayısıyla da bundan dolayı hem giren kişi sayısı daha az ve kazanan sayısı da bu sene bakın 30.000 arttırıldı. Dolayısıyla da bunun yine büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu sene kazanmanın bir tık daha kolay olması gerektiğini de sonuca varabilirsiniz. Tamam? Neden kolay olması gerektiğini anlattık. Gelelim. E nasıl kazanacağız? Yani madem kolay olacak kaçırmayalım bu bursu kapalım diyen sevgili gençler. Tüm sınıflar için e, taktikleri vereceğim. Dolayısıyla herkes buradan heybesine bir şeyler katabilecek yani. Tamam? Şimdi gençler, öncelikle artık son günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla ile bundan sonra lamicim yok, alternatif yok, kafanızda başka bir şey olmasın. Günde en azından 5-6 saat bu iş için çalışacaksınız. Eğer bu sınavı kazanmak istiyorsanız artık yani LGS serüveninin içerisindeysen bir miktar ona ara verebilirsin. Çünkü dediğim gibi çok az bir süre kaldı. Ya da başka bir işin gücün varsa bırakacaksın. Sadece tek bakış açımız, tek çalışacağımız nokta bursluluk sınavı olacak. Şimdi bunu söyledik. Günde 5-6 saat çalış. Peki nasıl çalış? Yani sabahtan çalışmalar her zaman daha verimlidir sınav da sabah biliyorsun saat 10'da başlayacak. Dolayısıyla çalışmalarını yani saat 10'da başlayacak şekilde ayarlayabilirsin. Beynin biraz o saatte çalışmaya adapte olsun. Alış alışsın, alışkanlıklar kazandırır bakın unutmayın. Dolayısıyla bunu söyleyeyim. Öğlen de şöyle e, evet havalar sıcak ama en azından 1-1,5 saat kadar böyle bir en azından sözel derste de olsa Çalışabilirsiniz son olarak da akşam e, akşam serinliğinden faydalanaraktan 2-3 saate kadar da o süreçte çalışmalar yapabiliriz Ama mutlaka planlı gidelim tamam mı ağırlığımız elbette ki yine sayısal dersler olmalı çünkü en zorlanılan kısım orası fark atabileceğimiz yer orası Dolayısıyla bunu da ihmal etmeyelim ama elbette ki sözele de çalışacağız onu da ihmal etmeyeceğiz Şimdi birincisi bu çalışma saatlerimizi 5-6 saat olarak ayarlayalım. İkincisi, şimdi bu sınav LGS gibi bir sınav değil. Bursluluk sınavında yani tamam yeni nesil sorular çıkmıyor ki. Kaldı ki LGS'nin de en son matematik sorularını gördük. Öyle çok da baba baba yeni nesil sorular yoktu. Dolayısıyla bu sınavı da zaten o yüzden kolay bekliyoruz ama bilemeyiz tabii ki de. Şimdi bu sınav Formatı dediğim gibi LGS'den farklı. Tamamı yeni nesil değil. Dolayısıyla bu sınav tarzına alışman lazım. Yani soru tarzına, soru tiplerine alışman lazım. Bunun içinde ne yapacaksın? Milli Eğitim'in sitesinde de bulabilirsin. Ee, Milli Eğitim kazanım kavrama testleri. Öğretmenleriniz yıl içinde belki çözdürmüş bile olabilirler. 5, 6, 7, 8 tüm sınıflar 9 hiç fark etmez. Bunları zaten internette bulabilirsiniz. MEP kazanım kavrama testi deyince her ders için var. Ve bunları mutlaka çözüyorsunuz. Yani bizim için önemli bir alışma noktası bunlar olacak. Kazanım kavrama testleri. Yeni nesil değil bakın. Ha yeni nesil sorularda yok mu? Var ama sayısı çok fazla değil. Yani bursluluk eskiden tamamı kazanım sorularıydı. Yavaş yavaş onu biraz değiştirmeye başladılar. Yani biraz bilgi sorusu var. Kazanım sorusu var daha doğrusu. Baya ben size matematikten söyleyeyim. Üstü sayı işlemi sormuşlar. Tamam mı? Ya da kare köklü bir sayı işlemi o kadar direkt işlem. Hikayesi yok, ıvır zıvırı yok. Tık 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 yapıp geçeceğin bir soru tarzı. Dolayısıyla bu sorulara da alışalım. Şimdi özellikle LGS'den çıktıysanız yani beyniniz yeni nesil sorularla doluştu bütün bir sene. Dolayısıyla bu sınav formatına da bir tık daha alışmak lazım. Son bir hafta bam bam bam. Lamic yok başka bir alternatif yok bol bol bu tarz kazanım kavramı soruları çözelim bu önemli bir nokta ikincisi tabii ki de çıkmış sorular ama özellikle de son 5 yılın çıkmış bursluluk sınavlarını patır kütür çözüyorsunuz tamam mı tokatlıyorsunuz her soruyu peki nasıl çözeceksin? Mutlaka zamana karşı da yarışman gerekiyor. Soruları böyle gördüğümüz anda beynimizi otomatikleştirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde çözüp çıkmamız gerekiyor. Tamam? Dolayısıyla da lütfen birazcık da zamana karşı kendinizi hafif de olsa bir strese sokun. Yani zamanın çalışması, orada zamanın akması e, seni hafif bir strese alıştıracaktır. Bu da sınav için çok önemli bir kazanma taktiğidir bakın. Laylaylom çalışırsan, çözersen özellikle de çıkmışsa olur diyorum bak. O zaman yani e, sınav anında afallayabilirsin. Çünkü sınav anında zaman akacak. Zamana karşı yarışıyoruz. Yani bu sınavlardaki en büyük düşmanımız süre. Çünkü onu durduramıyorsun. Akam, akıp gidiyor ve kimse de sana ek süre vermiyor. Tamam. Teneffüsü de alabilir miyiz hocam? Öyle bir teneffüs yok. Tamam. Dolayısıyla da bunu da söylemiş olalım. Çıkmış sorular. Son 5 yılı bam güm tokatlıyorsunuz. Tamam. Onu da söyledim. Map kazanım sorularını söyledim. Ekstra soru istiyorsan da YouTube Partikül Matematik kanalında Tüm soru tipleri diye hangi konuyu istiyorsan bunu aratabilirsin. Bizim tüm soru tipleri dediğimiz bir e, video başlığımız var. Oralardaki sorular işte tam olarak bursluluğa yönelik sorulardır. Mutlaka onları da göz atmanı tavsiye ediyorum. Şimdi çözdün. Tabii ki de bazılarına zorlandın. İşte onları kesinlikle işaretliyorsun. Bir benzerini mutlaka görebilirsin bakın. Burçluluk biraz kendini de tekrar eden bir sınav tarzıdır. LGS gibi değildir. Her sene orijinal, her sene orijinal değil. Burslulukta biraz böyle geçmiş yıla Aa, aynısını sormuşlar diyebileceğin sorularla karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla da mutlaka yapamadığın soruları işaretliyorsun ve ona sonradan bir ekstra zaman ayırıyorsunuz. Tamam. Varsa konu eksiklerin zaten bu söylememe gerek yok. Yani o konular halledilecek. Biliyorsun sadece birinci dönem konuları ve bu muazzam bir avantaj. Bunu çok iyi değerlendirin. Yani aslında sınavın bu sene kazanılması daha kolay başlığına bunu da ekleyebilirsiniz. Yani bu sene sadece birinci dönem konuları olması da çok ciddi bir artı avantajdır. Tamam. Peki yapamadıklarımızı bir daha çözeceğiz. Zaman önemli dedik. Soruları çözerken hem hızlı olmalıyız hem de tabii ki de konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Tamam. Onun dışında hocam kazanmak istiyorum ya hedefim ne olmalı kaç nete kadar çıkmalıyız vesaire. Şimdi geçmişe baktığımızda genelde 80 net üstleri e, burada avantajlı olabiliyor. Ama ben kesin kazanacağım dersen 85'i bir kere kesin geçmeli öneriyoruz. 85 geçmeye çalış. 90 üstünün kazanma ihtimali daha da çok çok fazla. Dolayısıyla bu şekilde söyleyebiliriz. Bu netleri görmeye çalışacağız. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünde unutmayın bazı arkadaşlar hırslı olup 85 mi geçeceğiz? Çat, 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 çat diye bam bam sallayabiliyorlar. Aman o şekilde davranmayalım, tamam? Dolayısıyla da benim sizlere aktaracağım, anlatacağım taktikler bu şekilde sınavın bu sene kazanılmasının daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da sakın boş geçmeyelim. Bu sene o sene olsun. Tamam mı? Patküt kazanalım. Bursu cebe indirelim gerçekten de. Dediğim gibi zamanında hani kazandığımız için çok tatlı bir paraydı <laughs> o para. Yani hep diyorsunuz ya hocam çalışıyoruz çalışıyoruz da ne kazanacağız? Yani bunun sonunda hiçbir şey kazanamıyoruz. Somut bir şey yok diyordunuz ya. O somut şey işte tam olarak bu. Burs alıyorsun yani her ay en son bin liraya yakındı. 850'lerde bir ücret vardı yani. Ki sürekli bir zamlar oluyor biliyorsunuz. Bin liraya yakın aylık bir ödeme yapılacak sana muazzam bir şey. Dolayısıyla kaçırmayı tavsiye ediyorum. Tamam? Son haftalar, son günler dolayısıyla da ne yapıyorsunuz? Artık soluksuz bir şekilde odaklanıp çalışıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra okul açılana kadar yine belli bir süren var. Tatilinde devam eder, dinlenmeni yaparsın. Dolayısıyla şu an sınava kadar başka bir şey yapmıyoruz. Hocam aman dinleneyim, aman bugün boş geçsin, şu gün babaannemlere gideceğiz, teyzemler gelecek, bilmem ne yok. Hiçbir bahane yok koşulsuz, şartsız sadece çalışıyorsunuz tamam. Sizlere inanıyorum, güveniyorum, sizleri seviyorum. Yeniden görüşeceğiz ve umarım bana güzel haberlerinizi ileteceksiniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.